Merhabalar. Bugün sizlerin de özellikle yeni başlayanların deneyebileceği hem sulu boyayı alıştırma çalışması olarak balonları yapmaya karar verdim. Sizin de denemenizi istiyorum. Hem sulu boyayı nasıl kullanacağımızı görmüş olacağız. Şöyle balonlarımızın üzerlerine, yani çizdim genel olarak. Sonra üzerlerine de görebiliyor musunuz? Küçük ışık pırıltıları bıraktım, boşluklar. Sulu boyada en makbul olan şey beyaz boyayı kullanmamaktır. Kağıdın kendi beyazından yararlanmaktır. Çünkü sulu boya örtücü bir boya değil. Şeffaf bir boya. Bunun bu şeffaflığından yararlanmak için bakın şöyle fırçamdaki boyayı yediriyorum. Burada da yine bir beyazlığım var. O yüzden orayı kapatmamak için oraya değmedim. Evet. Bakalım diğer balonlarımıza geçelim. Bunun üstüne tekrar bunu yapacağım için biraz bunun kuruması gerekiyor. Zaten hemen kuruyor ama yine de önce buradaki balonu yapalım. Yoğun boyamızı ve suyumuzu yoğun almamız gerekiyor. Yoğun derken az değil, yeteri miktarda almamız gerekiyor. Yani sulu boya evet suyla, yani bol suyla olması gerekiyor ama eğer içinde boya olmazsa renklerimiz canlılığını yitiriyor. Renklerimizin canlılığının kaybolmaması için hem boya miktarımızı hem su miktarımızı iyi ayarlamamız gerekiyor. Bir de sulu boya çabuk olmayı gerektiriyor. Yavaş davranırsak ve kurursa izler oluşur. Ha, şu var, izlerin oluşmasını istiyorsak o zaman zaten bekliyoruz. Bu çalışmanın, yapacağınız çalışmanın tekniği hangisine uygunsa ona göre değişiyor. Ama genel olarak bir hamlede yaptığımız veya işte kurumadan tekrar üzerine boya verebildiğimiz kendinden oluşan açıklar, koyular daha makbul. Sulu boyanın güzelliği, hoşa giden kısmı o. Sarımız zaten kendini çekti. Hemen onun yanındaki rengimize de geçelim balonumuza. Suyumuzu ve boyamızı güzel bir miktarda alıyoruz. Kuru olursa yayamıyoruz. Yine izler oluşuyor. Kağıtta yorulma dediğimiz matlaşmalar diyeyim. Hatta yıpranmalar da olabiliyor. Bakın şöyle üzerinden geçiyorum. Sarı balonumun da. Çünkü zaten balonlar da şeffaf. Yine buraya da devam ediyorum. Şu şekilde. Evet. İstersen biraz boyama da ekleme yapabilirim. Yani boya ıslakken hala bırakabilirim. Bazı gölgeli olması istediğim yerlere biraz boya bırakıyorum. Sulu boyanın bir de güzel bir yanı kuruduğunda ne tür sonuçlar vereceği, mesela şuralarda izler oluşacak. Ama bunlar güzel izler, sulu boyaya ait izler. Sulu boyanın en sevdiğim yanı bu. Kururken kendisi bize nasıl izler bırakacağını az çok belli ediyor tabii ama yaptıkça özellikle ne tarz izler kalabileceğini tahmin edebilir duruma geliyoruz. Yani bu çalışma dediğim gibi sizin için başlangıçta
alıştırma çalışması niteliğinde hani düz boş bir kare çizip de içine boyayı ve suyu alıp da sürebilirdik ama bu şekilde yaptığımızda en azından daha bir güzel bir çalışma çıkmış oluyor ortaya en azından. İstediğiniz renklerde zaten yapabilirsiniz. Beyazlıkları da tabii genel olarak istediğiniz gibi bırakabilirsiniz ama hani bir şeklin formuna göre parlamaları resimlerde, fotoğraflarda inceleyip ona göre bırakırsanız daha güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Daha gerçekçi. Ya da zaten her şeyde ışık gölge çok önemlidir. Doğru yerlere, aydınlıklar doğru yerlere gölgeler verebilmek önemli. Evet, sonradan boya verdiğimde bakın çünkü kurumaya başladığı için hemen biraz daha böyle bir sınır, bir iz. Bakın şurada yeşil de oluştu. Bunların oluşmasını istemiyorsanız burada yaptığım gibi hiç sonradan boya vermeden direkt bir hamlede bitirmemiz gerekiyor. Ama oluşmasını istiyorsanız sonradan üzerine boya verdiğinizde o izler oluşabiliyor. Tabii bu kağıdın ne kadar kuru, daha ne kadar ıslak olduğuyla alakadar. Çok ıslakken verdiğinizde bu kadar net bir sınır kalmaz. Zaten bütün geneli ıslak olacağı için boya da içeride ilerleyecektir. Şimdi ne renk yapalım? Renklerimi de seçerken yine içlerine birazcık başka renkler karıştırarak yaptım. Saf hallerini de kullanabilirsiniz. O da tamamen keyfinize kalmış. Bir de sulu boyada tabii ki en önemli şeylerden biri malzemenin kalitesi. İyi sonuçlar elde etmek istiyorsanız, güzel sonuçlar elde etmek istiyorsanız kaliteli malzeme kullanmanız gerekiyor. Biraz fazla kapattım burada. Kağıdınız, boyanız hepsi özellikle resim malzemeleri satan mağazalarda, kırtasiyelerde rahatlıkla bulabileceğiniz şeyler. Normal boyalarla yapamaz mısınız? Tabii ki boyayı denemek adına, fırçayı, boyayı kullanmak adına yapabilirsiniz. Ama niye sizin yaptığınız gibi olmuyor derseniz işte o zaman malzeme derim. Bir tane balonumuz kaldı. Onu da yapalım. Sulu boya diğer tekniklere göre daha zor bir teknik diye bilinir. Aslında bildikten sonra, öğrendikten sonra, elinize alıştıktan sonrasında bence en keyiflilerinden biri sulu boya. Çünkü yanınızda kolay taşıyabiliyorsunuz. Yazmıştım. Yanımda getirebildiğim tek resim malzemem sulu boyam oldu. Aslında kalemlerimi de getirebilirdim ama toplanma telaşıyla onu unutmuşum. Boyayı nasıl vereceğinizi kavradıktan sonra dediğim gibi bence en keyiflenen biri o. Çünkü hemen sonuç alabiliyorsunuz. Tabii ki yağlı boya tablolar yapmak, akrilliklerle çalışmak da güzel ama onlarla yani kurumasını bekliyorsunuz, günlerce resme dokunmamanız gerekiyor. Yani dağıldığınız zaman toparlanamıyorsunuz. O birazcık daha bir ortam gerektiriyor. Eğer öyle bir şansınız, imkanınız yoksa en güzeli sulu boya, kara kalem. Aslında diğer tekniklerden de bahsetmek istiyorum ama zamanla. Şu an elimdeki malzeme bu olduğu için bununla yetineceğiz. Evet, şimdi ince
Küplerimizi yapalım. Fırçalarımızın uçları da önemli tabii ki. Ne kadar ince olursa, tek bir noktada toparlanırsa fırça çok önemli. Geniş alanları boyamak istiyorsanız fırçanızın daha kalın, boyayı ve suyu içinde tutabilen sulu boya fırçaları olması önemli. Dediğim gibi malzeme gerçekten çok önemli. İyi sonuçlar almak istiyorsak. Ha, evde keyfi yapmak istiyorsak hiç fark etmez. Ya sizin öğrencilik yıllarınızdan kalan sulu boyalarınız, çocuklarınız varsa çocuklarınızın sulu boyalarıyla bile deneyebilirsiniz. Bunları da istediğimiz gibi uzatabiliriz. Bir tane de şuradan gelsin. Boyayı rahat sürebilmek için sulu aldığımızdan kuruduğunda renkleri açılıyor. Eğer renklerin çok daha net, çok daha açılmamasını, daha koyu kalmasını istiyorsanız boyanızı, gene tabii ki sulu olacak ama boyanızı yoğun almanız gerekiyor. Su miktarını azaltmadan, hatta su miktarını da çoğaltarak belki, ama boya miktarını da arttırdığınızda şey olacaktır. Daha net olacaktır. Buralara da küçük iplerimizin şeylerini yapalım. Mutlaka bir yerden bağlanıyorlar yani. Bunlar önemli değil. Çünkü balonlarımız burada önemli olan. Yapmak isterseniz. Evet. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Denemelerinizi bekliyorum.